Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Mutsuz amcayı hatırlıyor musunuz? Sizce mutluluğun formülü nedir? Ne? Mutluluğun formülü nedir sizce? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimle karı bilir. Sen ne bileceksin? Bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmada erkeklere seksi kadın resimleri gösterilmiş. Seksi kadın resimlerini gördükten sonra erkeklere düşünceleri sorulmuş. Verdikleri cevap eşlerini daha az sevdikleri. Araştırmaya göre erkeklerin arzu edilen kadınları cezbetmek için kullanılabilen kaynakları da hızlı elde etmek için yalan söyleyebileceklerini, aldatabileceklerini ve hatta çalabileceklerini öne sürüyor. Bununla birlikte kadın eğer erkeklerin sahtekarlığını tespit edebilecek olsaydı bu strateji muhtemelen geri tepecekti. Çünkü dürüstlük ve güvenilirlik bir kadının romantik bir partnerde aradığı en temel özelliklerden kabul ediliyor. Ve araştırmanın diğer bir unsuru ise kendisinin ölümlü olduğuna dair düşünceler. Erkeklerin kendi ölümlü olduğuna dair düşünceleri cinsel açıdan çekici kadınları küçümsemelerine yol açar. Seksi kadınlara daha az ilgi duyarlar. İlginçtir ki aynı şey kadınlar için geçerli değildir. Seksi erkeklerden daha az etkilenmezler. Ayrıca erkeklere ölümlü oldukları hatırlatıldığında çekicilikteki azalma özellikle seksi kadınlara özgüdür. Ayrıca bu araştırma erkeklerin şehvetli bir deneyim hakkında düşünmelerini istemiş. Ve yine araştırmada erkeklerin kendi ölümleri hakkında düşünülmeleri de istenilmiş. Şehvetli olmayan bir anıyı hatırlatan bir kadına yönelik şiddeti daha kabul edilebilir olarak değerlendirdiklerini bulmuşlar. Çünkü seksi kadınların bu tür erkeklere bedenlerinin işlevlerini hatırlattığı bulunmuş. Ve erkeklerin seksi kadınları ölüm korkularına tepki olarak küçümsediklerini bulmuşlar. Görünüşe göre ölüm korkusu yani ölümlülük düşüncesi erkeklerde yoğun bir endişeye yol açıyor. Ölümlülük üzerine yani ölüm korkusu endişeleri onları yalnızca kadınlara olan cinsel arzularını inkar etmelerine değil aynı zamanda aşağılamalarına, taciz etmelerine ve hatta seksi kadınlara karşı potansiyel olarak saldırgan olmalarına da yol açıyor. Araştırmacılar bu sonuçların tüm erkekler için geçerli olmadığını da söylüyorlar. Öz saygısı yüksek veya nevrotikliği düşük olanlar ölümlülük düşünceleriyle daha etkili bir şekilde baş edebiliyorlar. Ve bu durumda seksi kadınları küçümseme olasılıkları daha düşüktür. Ve araştırmalar göstermiş ki erkekler kolayca sömürecekleri kadınlara karşı cinsel istek duyuyorlar. Kadınlar gençlik, olgunlaşmamışlık, sarhoşluk veya flört gibi cinsel sömürüye karşı daha savunmasız görünmelerini sağlayan nitelikler sergilediklerinde erkekler bilinçli ya da bilinçsiz onları daha çekici bulur. Ve onların peşinden gitmek için daha motive olurlar. Kadınları cinsel olarak sömürme potansiyeli erkekleri cezbeder. Bu çalışmanın yazarları bu özelliklerin kadınların erkekler tarafından baştan çıkarılma, cinsel baskı ve cinsel saldırı riskini artırdığını açıklıyor. Parantez içinde şunu da belirtmekte fayda var. Akıllı ve utangaç olarak algılanan kadınlar kısa süreli ilişkiler için hem daha az sömürülebilir hem de daha az çekici olarak değerlendirilirken uzun süreli ilişkiler için daha çekici değerlendiriliyor. Daha da önemlisi bu araştırma için erkeklere kendilerinin böyle olup olmadıkları sorulmamıştır. Bunun yerine belirli kadınlara erkeklerin baştan çıkarmaya, seks yapma baskısına, genel olarak erkeklerin saldırısına karşı savunmasız olup olmadıkları sorulmuş. Ve bu konunun araştırmacıları erkeklerin daha kolay sömürülebilir görünen kadınları çekici bulurken kısa vadeli çiftleşme fırsatlarının evrimsel faydalarından kaynaklanabileceğine inanıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, kadınlara sözlü ya da fiziksel bir şekilde saldırgan davranan erkeklerin bunu neden yaptıklarını artık öğrenmiş bulunuyorsunuz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.